Özbirlikle şeytan olacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin. Salavat. Şimdi dersimiz Tayr-ı Hümayun. Tayr-ı Hümayun ve Tavus. Tayr-ı Hümayun. Yazalım. Yazalım. Hiç böyle bir ders ömrümde görmedim, duymadım. Tayr-ı Hümayun. Şimdi önceki derste andelip yapmıştık. Evet. Bülbül andelip. Bunda da şimdi Tayr-ı Hümayun tavus yapacağız. Ben tavus diye girdim ilk önce araştırmaya. Tayr-ı Hümayun çıktı. Andelip gibi bülbülün, hani bülbülün andelibi neyse Tayr-ı Hümayun da tavusun o su yani. Öyle bir durum var. Şimdi derse girerken ben şöyle bir sabah bir hadisle karşılaştım. Hadis-i şerife mi? Evet. Peygamber Efendimiz, daha doğrusu bir olay. Ha olay, hadise. Evet, hadise. Peygamber Efendimiz namaz kılıyormuş. Sahabe efendilerimiz etrafındalar. Peygamber Efendimiz 5 rekat kılmış namazı. Sahabe efendilerimiz düşünmüş, Allah Allah demişler, neden 5 rekat kıldı? Herhalde bir vahiy geldi. Evet. O yüzden hani namaz sırasında bir vahiy geldi. O yüzden 5 rekat kıldı. Neyse, Peygamber Efendimiz namazı bitirmiş. Bir şey söylememiş. Bir şey söylemeyeceğiz. Sormuşlar. Ya Resulallah demişler, yani sen niye 5 rekat kıldın namazı? Ben namazı 5 rekat mı kıldım? Evet dedi. Evet 5 rekat kıldım. Bizde bir vahiy falan mı indi? Hani onu mu? Onun için mi 5 rekat kıldın? Öyle düşündük demişler. Sonra Peygamber Efendimiz demiş ki ben size vahiy olsa söylerim demiş. Sonra o zaman niye böyle 5 rekat kıldın? O da demiş ki ben de sizin gibi beşerim demiş. Ben de hataya düşerim yani. Unuturum. Ben de unutabilirim. Yani Peygamber Efendimiz beşeriyeti cihetiyle beşer şaşar şeyinden. O da şaşabiliyor beşeriyeti cihetiyle. Şaşma değil de unutabiliyor. Evet, evet unutabiliyor. Şimdi şöyle bir durum daha var. Onu da bugün duydum. Şimdi evliyalık 4 velilik 4 şekilde oluyor. 1 alem bilir, kendi bilir. 2 kendi bilir, alem bilmez. 3 alem bilir, kendi bilmez. 4 kendi de bilmez, alem de bilmez. Şimdi böyle bir durum. Bir şey daha söyleyeceğim. Yani bununla alakalı. Bir adamın, yani böyle bir hikaye, bir adamın bir gün yeni camiye gitmesi, yeni camiye gitmek istemiş çünkü yeni caminin evliyası hiç eksik olmazmış hiçbir vakit. Bir vakit yeni camiye gitmek istemiş. Tabii ama gitmesi için de bayağı bir meşakkate girmesi gerekiyormuş, katlanması gerekiyormuş. Neyse hepsini yapmış, bütün meşakkatleri göz önüne almış, hepsini yapmış, gitmiş yeni camiye, vakit namazı kılmış. Tesbihattayken, tabi oraya bir veliyle tanışmaya gelmişti ya, düşünmüş demiş, Allah Allah demiş, hani buraya kadar geldik yeni camiye. Bir veliyle tanışmak nasip olmayacak mı işte, bir veliyle tanışsak nasıl olur diye. Adamın teki arkasından kulağına seslenmiş, tam böyle düşünüyor, sesle düşünmüyor. O arada tesbihatta, adamın teki arkadan kulağına eğilmiş, ne demiş ki, bu safta senle beraber 7 kişi varmış. Şimdi ben bunları niye anlattım? Niye anlattığımı anlayacağız derste. Bununla alakalı çünkü. Beşeriyetle çok alakalı ders. Başlayalım. Sözler 186. Ben bana bir tane diye düşündüm ama. Bir belaya dönüştüm. Seninle birlikte 2 kişi var. 2 kişi Şimdi çok az yerde geçiyor tavus. Yani hepsini okuyabileceğiz. Şurada kitapların, yani Barla da var, Mesnevi de var, Mektubat da var, bir de Sözler de var. Hepsini okuyabileceğiz, kısa yerler zaten inşallah. Sözler 186 dedik. Ve saniye, bir beşer kendi başına böyle yapması ve muvaffak olması hiçbir cihetle mümkün değildir.
belki 100 derece muhaldir. Çünkü birbirine yakın zatlar birbirini taklit edebilirler. Bir cinsten olanlar birbirinin suretine girebilirler. Mertebece birbirine yakın olanlar birbirinin makamlarını taklit edebilirler. Muvakkaten insanları ihfal ederler. Fakat daimi ihfal edemezler. Çünkü ehli dikkat nazarında ala külli hal, etvar ve ahvali içindeki tasannuatlar ve tekellüfatlar sahtekarlığını gösterecek. Gilesi devam etmeyecek. Eğer sahtekarlıkla taklite çalışan ötekinden gayet uzaksa, mesela adi bir adam İbn-i Sina gibi bir dahiyi ilimde taklit etmek istese ve bir çoban bir padişaha vaziyetini takınsa elbette hiç kimseyi aldatamayacak. Belki kendi maskara olacak. Her biri her bir hali bağıracak ki bu sahtekardır. İşte haşa 100.000 defa haşa Kur'an beşer kelamı farz edildiği vakit nasıl bir yıldız böceği 1000 sene tekellüfsüz hakiki bir yıldız olarak rastat ehline görünsün, hem bir sene, bir sene tamamen tavus suretini tasannusuz temaşa ehline göstersin, hem sahtekar âmi bir nefer, namdar, âli bir müşirin tavrını takınsın, makamında otursun, çok zaman öyle kalsın, hilesini ihsas etmesin. Hem müfteri, yalancı, itikatsız bir adam, müddet ömründe daima en sadık, en emin, en mutelik bir zatın keyfiyetini ve vaziyetini en müdakkik nazarına karşı teaşsız göstersin. Dahilerin nazarında tasannuğu saklansın. Bu ise 100 derece muhaldir. Ona hiçbir zih akıl mümkün diyemez. Öyle de farz etmek dahi bedihi bir muhali, vaki farz etmek gibi bir hezeyandır. Aynen öyle de Kur'an'lı kelamı beşer farz etmek lazım gelir ki alim İslam'ın semasında bir müşahede pek parlak ve daima envar-ı hakaiki neşreden bir yıldız hakikat, belki bir şems-i kemalat telakki edilen kitab-ı mübinin mahiyeti, haşa bir yıldız böceği hükmünde tasannucu bir beşerin hurafatlı bir düzmesi olsun, ve en yakınında olanlar ve dikkatle ona bakanlar farkında bulunmasın ve onu daima âli ve menba-ı hakaik bir yıldız bilsin. Bu ise 100 derece muhal olmakla beraber sen ey şeytan, 100 derece şeytaniyette ileri gitsen buna imkan verdiremezsin. Bozulmamış hiçbir aklı kandıramazsın. Yalnız manen pek uzaktan baktırmakla aldatıyorsun. Yıldızı yıldız böceği gibi küçük gösteriyorsun. Şimdi burada tefekkürümü okuyacağım. Sonra bir daha devam edeceğiz burada. Ama yavaş yavaş diyelim. Tefekkürümüz şu buradan. Yani bir tavusu sinek, sineği tavus görüp, tavus gördüğümüz sineğe ehemmiyet veriyorsak, sinekte tavus olma istidadı olmadığından sorun bizim sineği tavus gören nazarımızdadır. Şeytan yıldızı yıldız böceği gibi küçük gösterebiliyor. Çünkü bizim ona verdiğimiz tahribat şansı ile bizi yıldızdan uzaklaştırıp aramıza yıldızla engeller koyup o yıldızı yıldız böceği denileceğimiz, öyle terakki edeceğimiz bir konuma getiriyor. Terkler işte bu yüzden amelden önce yapılmalıdır. Şeytanın hakikatle bizim aramızda doldurduğu çöpleri kaldırmadan, o yolu temizlemeden bizi hakikate götürecek olan hayırlar hakikate yol bulamaz, bizi de taşıyamaz. Veyahut Allah Celle Celaluhu'nun bize taşıyamayacağımız yükü vermemesi hakikatinin unutturulması ile şeytanın bize imtihanımızı sinek iken tavus göstermesi de buna benziyor. Şimdi çok güzel ya. Tavusla iki şeyi çok kullanıyor. Mesela tavusu koyuyor, karşısına sinek koyuyor. Ve başka bir şey daha koyacak. Devam edeceğiz. Şimdi buradan devam edelim şurayı. Burayı okuyacağım. Ya daha doğrusu okumayayım en iyisi. Mektuba da geçelim. Buraya bir daha döneceğim. Çok güzel ifade etti ya. Mektubat 97. sayfa. İşte yanlış gitmemek için her vakit mahiyeti beşeriyeti itibariyle işitilen efsaf adiye içinde başını kaldırıp hakiki mahiyetine ve mertebi isarette durmuş nurani şahsiyet maneviyesine bakmak lazımdır. Yoksa ya hürmetsizlik eder veya şüpheye düşer, şu sırrı izah için şu temsili dinle. Mesela bir hurma çekirdeği var. O hurma çekirdeği toprak altına konup açılarak koca meyveler bir ağaç oldu. Hem gittikçe tevessü eder, büyür. Veya tavus kuşunun bir yumurtası vardı. O yumurtaya hararet verildi, bir tavus civcivi çıktı. Sonra tam mükemmel, her tarafı kudretten yazılı ve yaldızlı bir tavus kuşu oldu. Hem gittikçe daha büyür ve güzelleşir. Şimdi o çekirdek ve o yumurtaya ait sıfatlar, haller var. İçinde incecik maddeler var. Hem ondan hasıl olan ağaç ve kuşun da o çekirdek ve yumurtanın adi, küçük keyfiyet vaziyetlerine nispeten büyük ve âli sıfatları ve keyfiyetleri var. Şimdi o çekirdek ve o yumurtanın efsafını ağaç ve kuşun efsafiyle rapt edip bahsetmekte
lazım gelir ki her vakit aklı beşe başını çekirdekten ağaca kaldırıp baksın ve yumurtadan kuşa gözünü tercih edip dikkat etsin. Ta işittiği hesabı onun aklı kabul edebilsin. Yoksa bir dirhem çekirdekten 1000 batman hurma aldım ve şu yumurta Ceyhun ve Asuman da kuşların sultanıdır dese tekzip ve inkara sapacak. İşte bunun gibi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam beşeriyeti o çekirdeğe, o yumurtaya benzer. Ve vazife-i risaletle parlayan mahiyeti ise Şecer-i Tuğba gibi ve cennetin tayr-ı himayunu gibidir. Hem daima tekemmüldedir, onun için çarşı içinde bir bedevi ile niza eden o zatı düşündüğü vakit, refrefe binip Cebrail'i arkada bırakıp Kâb-ı Kavsiye'ne koşup giden zat-ı nurhanisine hayal gözünü kaldırıp bakmak lazım gelir. Yoksa ya hürmetsizlik edecek veya nefs-i emmaresi inanmayacak. Şimdi bunun hakkına tefekkürümüz şimdi Tayyip Hümayun ne? Tayyip Hümayun lügat manası şu, devlet kuşu demek. Devlet, Osmanlıca toprak veya devlet. Aynı zamanda talih kuşu, cennet kuşu demek. Lügat manası. Şeyin de Şecere-i Tuğba dedi. Şecere-i Tuğba ne? Cennette kökü yukarıda olan ağaç. Kökü yukarıda ağır. Yani şuradan bakarsanız, yukarıdan bakarsanız kök yukarıda oluyor. Şimdi tefekkür okuyalım. Bu okuduğumuz yerle alakalı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ve şehadet cihetiyle bakmak hürmetsizliğe, nefs-i emmareye inanmamasına sebebiyet veriyor. Burada aynı zamanda Peygamberimizi çekirdek ve tavus özellikleriyle açıklıyor. Çekirdek beşeriyeti, ağaç ise o çekirdeğe beşeriyetine nispeten âli sıfatların olduğu yer. Yumurta beşeriyeti, tavus ise o yumurtaya beşeriyetine nispeten âli sıfatların olduğu yer. Beşeriyet yumurtasından çıkarsan, tavus gibi Cev ve Asuman'da kuşların sultanının yolunu görürsün. Ama bizim bir bütün olarak anlayabilmemiz için yumurtadan tavusa bakıp ikisini birbiriyle anlamlandırıp aklımıza kabul ettirmemiz gerekiyor. Şimdi böyle bunu okuduktan sonra, bunu yazdıktan sonra aklıma bir şekil geldi. Onun için bunu çizdim buraya. Ne kadar doğru olur bilmiyorum. Şunu alalım. Tamam. Burası için mahiyet dedi. O yüzden ben buraya mahiyet yazdım. Burası için suret desek olur mu? Olur değil mi? Tamam. Zahir aldatır ya. Suret. Yani buraya takılı kalırsan, sen kabuğu yargılarsan veya çekirdeği yargılarsan onun nimetlerinden mahrum kalırsın. Ona ulaşamazsın yani. Çok çünkü o buna aslında bir nevi bunun içinden çıkıyor. Biz nazarımızı buna cevap buna binip aslında ona ulaşıyoruz. Ondan da ona binip de yani çekirdekten ağaç çıktı diye ağacı çekirdekte aramak biraz ahmaklıktır. Evet. Kimse çekirdeğe ağaç fiyatı vermiyor ki. Karpuz çekirdeğine karpuz fiyatı kim veriyor? Şimdi peygamber, yani bu çok garip bir ustat insan değil mi? Şimdi peygamber aleyhisselatü vesselam 18 bin alemin çekirdeği. Zahire bakıyor, Allah Allah. Nasıl bir çekirdek ya? Mesela sonra ben seni teneffüs ettireyim desin. Ya bu biraz uzak, belki olabilir deniliyor da benim nefsime döndüm. Ben nasıl böyle 18 bin alemi cemi olurum? Pek inanamıyoruz yani biz ha, biz olduğumuz. Yani ben 18 bin alemin nasıl çekirdeğim ben de. Hani peygamber olabilir çünkü bilmiyorum içini. Röntgenine bakmadım. Ben içimi biliyorum. Ben hakikaten böyle bir şey yok ya. Böyle baktığın zaman böyle et kemik zannettiğin için aldatıyor. Aldatıyor. Diyor ki işaret edeceğiz daha
aklına taktı, kafasına taktı, akla, kalbine besledi, istidata, ruhuna koyduğu meyillere, cevherlere nispeten alem-i şehadet dardır. İnsanı istiab içine alamaz. O aklın fikirlerini, o kalbin meyli, meyillerin, o ruhun arzularını ancak tatmin ve teskin edecek darul ahiret. Yani evet doğrusu. Şimdi çekirdeğini... Kabuk ya. Beşeriyet demek zıtların cimi. Peki oradan ne kadar kemalat olursa? Beşer. Beşer. Şerlerle dolu. Zıtlarla dolu. Ne kadar bu çekirdekten sıyrılırsa sıyrıldı. Sıyrıldığına şey denilir. İnsan. Sıyrıldığın kadar. İşte o. Bir yerde aslına seyahat demiştiniz özgürlük için. He? Özgürlük için evet. Aslına seyahat. Aslına seyahat. Yani böyle, şimdi Resulullah'a bakıyor böyle çarşı içinde. Ticaretin güveni sağlanması için böyle rastgele adam fiyat söylüyor, para veriyor. Pazarlık yapacaklar, kıyas edecekler sen. Yani onu da tanzim etmeyle vazifeli. Tamam, ondan sonra orada örnek olacak. Başka? Şimdi nazar büyü, sihir, tesir eder mi? Etmesi lazım. Çünkü o konuda bize ettiği zaman neyle çözeceğiz? Resul. Peki namazı biz beş kılamıyor muyuz? Lazım. Kılacağız. Peki ne yapacağız? Resulullah da olsun ki biz de onu onunla dilerim. Aslında unutma, şaşırma gibi gözükürken kasten Allah onu kaldırıyor ki bunu yapsın. Çünkü ümmeti yapınca ne yapacağını öğrensin. O da ayrı bir derstir. Zahire bakarsa meğerle şey olur. Çünkü mesela Resulullah sihir büyü isabet eder mi? Etmez. Etti ama. İşte bazı adam. Oysa cinler ruhaniyatın musallatı. Resulullah şeytanı iman etmiş. Nasıl olur? Bu beşeriyetine yaptı ki ümmetinden böyle bir ihtiyaç olduğu zaman çözüm şeklini öğrensin. Şimdisi beşeriyete bakarsan Abdullah oğlu, Amine, değil mi? İşte Amine ve radıyallahu anha, Abdullah radıyallahu anha, işte oğlu şu, tamam doğum, tarih, adam öyle demiş zaten. Meşhur ya televizyonlarda vitrindeki adam. Şuraya bak diyor ya, Peygamber Aleyhisselatü'nün kainatın çekildiği diyorlar diyor. Ya doğumu belli diyor, ondan önce kainat yok muydu diyor. Yani Peygamber'e bakışına bakıyız. Bizzatı ben bunu gönderdiler bana öyle. Ya diyor bunu doğumu belli diyor. Nasıl kainattan önce çekildik onu? Bak kapat. Bak sen bile gülüyorsun. Adam bunu, evet. Şimdi beşeriyetine bakarsan tabii ki onu yaratırsın. Yumurtaya bak, tavus kuşuna bak. Çekirdeğe bak, kurma ağacına bak. Eynesse, Ramine Süreyya. Oradan çıktı diye o mudur? Evet, öyle olur. Buyur. Söylediğiniz hakkında bir tefekkürüm, bir söz evet. Yazmıştım da. Doğumunu, ay başlangıcını doğumu kabul eden, sonunda ölümü kabul eder mi? Harika! Kim demiş Allah razı olsun ondan. Başlangıcını doğum kabul eden. Doğum kabul eden. Sonunu da ölümü kabul eder. Sonu ölüm kabul eder. Ölümü de sonu kabul eder. Evet. Başlangıç doğum kabul eden. Harikaydı. Duydum Gafur. Duydum abi. Çünkü takdir etmediğin için şaşırdım. Veya çok aşınan var. Ben bu mevzularla meşgul olmayacağım. Yok diyeyim. Tamam. Ama çok güzel bir şey dedi, bak bir daha söyleyeyim ben. Doğum, başlangıcını doğum kabul eden bir adam hayata parkura başladık. Mesela 1960-70'te bu dünyaya geldi. Kaç konusu? 72. 72'de başladı. Ondan önce yok muydu? Senin başlangıcın doğum kabul edilirse, buna odaklanır, ondan önce yoktunsa, o zaman senin sonunda ölümünü olarak gösterir. Ölümün de sonudur. Biz doğmayla başlamadığımız gibi ölmeyle de bitmiyor. Harika birisi demiş ya. Mükemmel demiş Allah razı olsun. Yukarıdan vazifedarlıktan bakarsan şecere-i tübayı görürsün. Kökü yukarıda olan ağacı yukarıdan bakarsan görürsün. Beşeriyetten bakarsan çekirdeği görürsün. Yukarıdan vazifedarlıktan bakarsan tayr-ı hümayını görürsün. Beşeriyetten bakarsan yumurtayı görürüz, dedik. Şimdi burada sözden 187'ye döneceğiz bir daha. 186'yı okuduk, 187'yi okuyacağız.
Sari sen hem Kur'an'ı beşer kelamı farz etmek, lazım gelir ki asariyle, tesiratiyle, netaiciyle, alemi insaniyetin bir müşahede, en ruhlu ve hayret ve şan, en hakikatlı ve saadet ve san, en cemiyetli ve muciz beyan, Ali meziyetleriyle yaldızlı bir Furkan'ın gizli hakikati, haşa, o avenetsiz, ilimsiz bir tek insanın sahtekar, adi fikrinin tasniyatı olsun ve yakından onu temaşa eden ve merakla dikkat eden büyük zekalar, ulvi dehalar ondan hiçbir zaman hiçbir cihette sahtekarlık ve tasanlı eseri görmesin. Daima ciddiyeti, samimiyeti, ihlası bulsun. Bu ise 100 derece muhal olmakla beraber bütün ahvaliyle, akvaliyle, harekatıyla bütün hayatında emaneti, imanı, emniyeti, ihlası, ciddiyeti, istikameti gösteren, ders veren ve sıddıkînleri yetiştiren en yüksek, en parlak, en âli hasret terakki edilen ve kabul edilen bir zatı en emniyetsiz, en ihlassız, en itikatsız farz etmekle muzaaf bir muhali vaki görmek gibi şeytanı dahi utandıracak bir hezeyan-ı küfridir. Çünkü şu meselenin ortası yoktur. Zira farz-ı muhal olarak Kur'an keramullah olmazsa arşan zemine düşer gibi sukut eder. Ortada kalmaz. Mecmua yapay iken menba-ı rafat olur ve o harika fermanı gösteren zat haşa sümme haşa eğer Resulullah olmazsa ardayinliğinden esfel-i safiliğine sukut etmek ve menba-ı kemalat derecesinden madeni desais makamına düşmek lazımdır. Ortada kalmaz. Zira Allah namına iftira eden, yalan söyleyen en edna bir dereceye düşer. Bir sineği daimi bir surette tavus görmek ve tavusun büyük efsafını onda her vakit müşahede etmek ne kadar muhal ise şu mesele de öyle muhaldir. Fıtraten akılsız, sarhoş bir divane lazım ki buna ihtimal versin. Şimdi burayı okuduk, tefekkürümüzü de okuyalım. Beşeriyet cihetiyle ümmi bir zatın, kainatın efendisi olması vazifedarlık cihetinden ileri geliyor. Kur'an'ın kelamında olduğunun bir delili de Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem ümmi olması cihetiyle, beşeriyetiyle öyle bir haşa sümme haşa Kur'an beşer kelamıdır demek imkanı tamamen muhalleşmiştir. Peygamberimiz ümmi olmasaydı tutunacak zemin bulabileceklerdi. Beşeriyet ve vazifedarlığı daimi bir surette birbirine karıştırmak, buna ihtimal vermek dahi fıtraten akılsız olmayı iktiza ediyormuş. Söylediğine göre ustamız. Bir de okur musun şey notunu? Baştan mı okuyayım? Yok, son. Peygamberimizin ümmi olması, beşeriyet ve vazifedarlığı daimi bir surette birbirine karıştırmak, buna ihtimal vermek dahi fıtraten akılsız olmayı iktiza ediyormuş. Son cümle de öyle dedi. Şimdi mektubat 446. Kısa sürecek galiba bu ders. Ben henüz müteveccih olamadım. Hele bir döneyim sana. Bekliyoruz. Ben bu satırım o işi merak ettim. İşte birinci meşrette sülük eden insanlar, nefs-i emmareyi öldürmeye muvaffak olamazsa, tebaayı terk edip enaniyeti kırmazsa, şükür makamından farz makamına düşer. Fahirden gurura sukut eder. Eğer muhabbetten gelen bir incizat ve incizattan gelen bir nevi sekir beraber bulunsa, şatahat namiyle haddinden çok fazla davalar ondan sudur eder. Hem kendi zarar eder, hem başkasının zararına sebep olur. Mesela, nasıl ki bir mülazım, kendinde bulunan kumandanlık zevkiyle, on eşkesiyle gururlansa, kendini bir müşir zanneder. Küçücük dairesini o külli daire ile iltibas eder. Ve büyük küçük aynada görünen bir güneşi, denizin yüzünde haşmetiyle cilvesi görünen güneşle bir cihet-i müşavretle iltibasa sebep olur. Öyle de çok ehli veya ait var ki bir sineğin bir tavus kuşuna nispeti gibi kendinden o derece büyük olanlardan kendini büyük görür, öyle de müşahede ediyor. Kendini akla buluyor. Hatta ben gördüm ki yalnız kalbi intiba gelmiş uzaktan uzağa velayetin sırrını kendinde hissetmiş, kendini kutbu azam terakki edip o tavrı takınıyordu. Ben dedim, kardeşim nasıl ki kanun-u saltanatın sadrazam dairesinden ta nahiye müdürü dairesine kadar bir tarzda cüz'i külli cilveleri var, öyle de velayetin ve kutbiyetin dahi öyle muhtelif daire ve cilveleri var. Her bir makamın çok zilleri ve gölgeleri var. Sen sadrazam misali kutbiyetin azam cilvesini bir müdür dairesi hükmünde olan kendi dairende o cilveyi görmüşsün, aldanmışsın. Gördüğün doğrudur fakat hükmün yanlıştır. Bir sineğe bir kap su, bir küçük denizdir. O zat şu cevabından inşallah ayıldı ve bu ortadan kurtuldu. Şimdi burada nereye kadar okuyacaktım? Tamam, bu okuduk. Okey. Bunun hakkında tefekkürümüz şurada. Yani biz vazifedarlık cihetiyle beşeriyetimize yüksek gelen şeyleri birbirimize nispet etmeyip tekamüle çalışmalı, beşeriyetten vazifedarlığımıza bakıp kendimize makamımızın üstünde rüya bir makam tahayyül edip içine düşmemeliyiz. Yoksa yerimizde sayar ve tekamülü durdurmuş oluruz.
Belki o koca deniz sandığımız bir kapsulda boğuluruz Allah muhafaza. Şimdi buradan... Çok doğru. Mesnevi... Bir kapsulsan okyanus olur. Mesnevi Nuriye... Anladığını nasıl zannet. Batar. Çok garibime gitti. Bir tanesi dedi ki... Suda yüzüyoruz ya kalemde şimdi. Su hayattır ama dedi. Aynı zamanda hayatın sonu. Boğarsın. Hayatına sebep olan hayatına da yok. Son bir. Tekamülüne sebep olan dünya batmana da sebep. Doğumuna sebep olan ölümüne de sebep. Seni cennete gönderen cehenneme de gönderir. Evet. Değil mi? Şeytan neydi? Ömür. Sen daha iyi bilirsin. Artık o daha söylemiyor. Senin yanın kala kala. Çok cevap. Bu yanın böyle değil. O da önemli artık. Hasan abi ben bir şey sorabilir miyim? Bak biraz dersi uzatalım artık çok çabuk bitecek gibi geliyor. Hayır bitmeyecek çünkü insan da karşılıklarını söyleyecek. Evet. Karşı insana da ne demek? Tamam neredesin? Hasan abicim şimdi şunu hep düşünürüz ya. Zaman genelde dönem dönem hep aklımıza takılır. Herkesin zaman dönem dönem aklına takılan bir mevzudur. Değil mi abi? Zamanı alıyoruz. Mesela dün İhtiyarlı Risalesi'ne bak 26. lemaya baktığım zaman Hasan abi zamanın altı yönünden de bahsediyor ya Hasan abi. Zamanın altı yönünden bahsediyor Hasan abi. Hazır zaman mesela diyor sol tarafıma baktım diyor değil mi abi? Hazır zamanı, hazır zaman kelimesini kullanıyor. Hazır zaman. Şimdi hazır zaman dediği bizim an dediğimiz değil abi. Değil mi? Yani bir an dediğimiz var ki an sanki her şeyi kaplıyor. Aslında an her şeyi kaplıyor gibi. Geçmiş ve geleceği içine alıyor. Geçmiş ve geleceği içine alıyor an. Ama hazır zaman yani şimdi o bahsettiği yumurta ve ağacın bütünlüğünden veya çekirdek ve ağacın bütünlüğü veya yumurta ve tavus kuşunun bütünlüğü derken bunu da zamana bu şekilde oturtabilir miyiz? Mesela o kabuğa bağlı kalmak, ana bağlı kalmak mıdır? Mesela an için tabut diyor ya, öyle bir benzetme yaptığı için üstad, o yumurtayı da sanki tabut gibi görebilir miyiz? Tabutunu kırmak, tabuttan çıkmak, hazır zamandan çıkmak, bunlar çok örtüştü gibi sanki birbiriyle abi. Çekirdek, yumurta, hazır zamanı tabuta benzetiyor. Evet. Tabut. Şu an mesela insanlar ölümden korkuyor. Çok garip biliyor musun? Zaten tabutta. Doğmamış görsün. Doğmamış görsün. Tabutta İnsan olamamış değil mi? Evet. Tabut. Hazır zaman tabutuna bindim diyor. Ölen diriliyor da bu dünyada. Ölen. Beşeriyeti ölüp insan olarak dirilen anlar bizi diyor. Dirilmek de burada oluyor. Ölmek, dirilmek burada oluyor. Burada esas ya, burada ölmedikten sonra nerede öleceksin? Orada öldün mü öleceksin. Orada ölürsen dirilirsin. Orada ölürsen ölürsün. Zaten ikinci ölümden bahsediyor. İkinci ölüm burada yok ki. Buraya ölüm demiyor ki, teristir diyor. İkinci ölüm burada demiyor ki. O zaman şunu söyleyebiliriz abi. Şu anda bana bakan insan da görebilir. Beşer de görebilir, şeytanı da görebilir. Şu suret, suret aldatmamalıdır. Yani şu suretle insan da olabilirim abi ben. Zıtlarını ayırmış vaziyette. Veyahut da zıtların cem olduğu beşeriyeti de taşıyor olabilirim. Veyahut da şeytan da olabilirim yine bu suretin içinde. Maksat sureti kırmak. Evet ama şu anda bu yaparken... Düşünün, kenarınıza, kafanıza koyun, bir ben mesaj göndereyim. Tavus, insandan ne demektir ya? Nefsini öldürmek düşünün, diye anladım. Düşüneceksin, dur şimdi. Hmm. Öyle basit bir şey bir anda olmaz o. Devam et. Yok, daha uzatacak canım. Mesnevi Nuriye 86. İlemeyi yönezmiş. Tavus kuşu gibi pek güzel bir kuş. Yumurtadan çıkar, tekamül eder. Semalarda tayyana başlar. Afak aleminde şöhret kazandıktan sonra
yerde kalan yumurtasının kabuğunun içerisinde o kuşun güzelliğini, kemalatını, telakkiyatını arayıp bulmak isteyen adamın ahmak olduğunda şüphe yoktur. Binaenaleyh, tarihlerin naklettikleri Peygamberimizin hidayet hayatında maddi, sathi, suri bir nazar ile bakan bir adam şahsiyet maneviyesini idrak edemez. Bak bu çok acayip. Evet. Bu bakış olmasa peygamberi hürmet gereği kadar yapamaz. Taklit devre yalandır. O peygamber çok büyüktür, çok ne kadar büyüktür boyum 10-15 metre. Öyle anlar. Yapamaz ayağı. Şu noktayı nazar olmasa mesela tavus kuşu yumurtadan çıktı. Tavusu görmüyor. Yumurtayı görüyor, tavus arkada. Oo bu tavus var ya, bu tavus acayip şöyle havalarda uçar, çok renklidir. Kuşların sultanıdır. Lan yalan demek bir şey yok ya. Ölmeden tanıyamaz. Bak çekirdekte tavusu aramak. Ne kadar yanlışsa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam beşeriyetine de bu Nur Muhammedi cihetiyle bakmak aynı bu. Ahmet Aleyhisselam da Muhammed Aleyhisselatı'nı aramak. O da aynı. Yani burada kanun, ya nasıl bir misal ya? Bak ne diyor, çekirdekte tavusu aramak. Yani tavusu için, oradan çıktı diye içinde şimdi tavus olabilir mi? Bir daha okuyayım mı orayı? Ben oku bak. Afak aleminde şöhret kazandıktan sonra, yerde kalan yumurtasının kabuğu içerisinde, bu kuşun güzelliğini, kemalatını, terakkiyatını arayıp bulmak isteyen adamın ahmak olduğunda şüphe yoktur. Dur. Sen nurları tanıdın gafur. Ama senin köylün veya iş dünya seni hala gafur biliyor. Aynı kanun herkes uygula. Mesela bizim Işak der. Tabi bize bana. Bizim köylüler öyle der. Allah Allah diyor ya sen. Ben böyle köylü çarşıdan şuradan buradan geliyorlar ya böyle bazen bir şey soruyor. Ders yapıyoruz değil mi öyle? İşte sağa sola giderken bazı işte insanlar resmiyorsa uğruyor bizim eve. Allah Allah bu bizim Uşak dedi ya, bu ne güzeli var ya falan. Namaz da kıldırmaz, şey yapmaz, ezan okumaz falan. Ha, yani ne yapıyor? Bir şey anlatmaya çalışıyorum hepinizi de. Ailenizi de çocuğunuzu da böyle bakın. Ya. Abi çekirdek. Ya bu işte hani insanın değişebileceğini, tekamül edebileceğini, beşeriyetinin mazisinin çekirdek olduğunu, oradan sıyrıldığını, bunu bakamıyoruz. Mesela 2 sene önce sen bilmem neydin. Tamam ama ben 2 sene önce çekirdektim, şimdi aç oldum. Ya nasıl olur? Resulullah'a ziyaz görüp de sahabe olan, namaz bile nasip olmamış adam, gusül bile yapmamış. Resulullah'ı öldürmek için geliyor. Değil mi? Arkasında yanın kılıç kaldırıyor, onu kusumaktı. Sonra mertlik vardı, senin yüzün dönsün dedi. Ondan sonra vurayım. Seni bir kim kurtaracak diyor. Allah der diyor, gayipten diyor. İki omuz arasına bir darbe yedip kılıcı düşer. Resulullah alır. Şimdi seni benden kim kurtaracak der ve affeder. Adam iman eder. İman ettikten sonra iki tarafı doğru savaşır ve şehit olur. Hatice Validemiz, İslamiyet'in tesisi, İslamiyet'teki izlesi kıyas edilmez kimseyle. Ama namazı yok. Çünkü o vefattan sonra namaz farz olur. Ya. Şimdi böyle baktığınız zaman Allah Allah nasıl oluyor ya? Oluyor kardeşim. İşte beşeriyetimize bakıyor mesela. Geçen hafta hanım böyle dedi, gene öyle bakıyoruz yani. Öyle baktığı için o da senin nazarında o var olduğu için ısrar ediyor. Mesela bir örnekte öyle bana sen. Ya bir tanesi dedi ki bana, ya niye sinirlisin? Yok dedim gayet sinirli değilim. Bir şey vurgulamak için bu uslu bu kullandım. Hayır sinirli görüyorum. Ya beni sinirlendirmek mi istiyorsun? O zaman muvaffak oluyorsun dedi. Ya bunu sana bu uslukla anlatmak istiyordum. Yok dedi sinirlisin. Evet sinirliyim. Yani niçin söyledim? Evde hanım veya sen. Ya sen bugün iyi değil. Hey heylerin gelmiş. İçmiş misin bilmiyorum. Yok hiçbir şey yok ya. Yok yok yok. Lan bu sefer öyle oldu. Doğru. Aynı ben ya. Yani bakmayacaksın öyle. Sana da öyle bakma. Dün çekirdektin bugün tavussun. Hep çekirdek mi zannediyorsun kendini? O yanlış olduğu gibi. Hep tavus da zannetmek yanlış. Ben bir tane örnek vereceğim. Kendi uydurukçasıyla tanık oldum. Yaşadım, paylaşıyorum. Ben denedim. Bakayım nasıl olacak diye. Aynen yana söylemiyorum. Kendim denedim. Kitap okudum, mutluyum, iyiyim.
Kalktım, abdest alacağım namaza yakın. O bizim derse geldiğiniz için, ders yaptığımız lavaboya abdest almaya giderken, düğme var ya şey. Oraya basmadan şöyle dedim, basmadım. Tekim, bugün ben hiç iyi değilim. Daha abdest düğmesine basmadım. Ay böyle dedim, ben hiç iyi değilim. Bunu istifade edin. Ben kendi hayatımda uygulayayım dedim. Bakayım ne olacak. Yok canım, bugün de düzelmem. Biraz zor dedim ya. Belki derse gidince düzelirim. Ama hiç havam iyi değil. Değil çünkü dedim ya. Bu ne şey oldu, bu oldu. Bir, bir buçuk saat benim çıkmak istediğim halde çıkamadım kuyuda. Hiçbir şeyim yoktu. Ben mahsus yaptım böyle bir suni. Ben iyi değilim. Değilim ya. Bugün iyi değilim. Havam yok yani. Canım sıkıldı ya. Dedim hakikaten öyle oldu. Sonra neyse zor şer Kur'an elime aldım. Çıktım. Ondan sonra gülmeye başladım. Tersini kullanın. Bugün çok iyiyim. Bugün havam çok iyi. Hakikaten çok iyi. Söylerken bile bak vücudum nasıl çarpıyor. Yalandan söylüyorum şimdi. Gene öyle oluyor. Vücut öyle oluyor yani. Şimdi çok iyiyim diyorsun, düzeliyorsun. Yani bir an önceki bir sonraki çekirdek kavus ilişkisi gibi. Bu yöntemle Allah kural koymuş. Allah Resulü'ne aynı yöntemi kullanmış. Resulullah sıkıntısı yok muydu? Elbisesi tam mıydı? Karnı tok muydu? Uykusunu almış mıydı? Dertler bitmiş miydi? Devalarda geçiyor. Nasılsınız ya Resulullah deyince. Ne diyor? Pilerini basıp, aa çok iyi değilim. Kötüyüm işte, borçlar var. Ya uf uf hanım. Öyle mi diyor? Elhamdülillahi ala külli hal. Sibel küfrü ve dalal. Küfür ve dalaletten hariç her halime hamdolsun diyor. Çok iyiyim diyor. Hamdolsun. Bir de iyi bir kötülük ölçüsüne koymuş. İman ve küfür. Başka bir şey yok diyor dünyada. İman ve küfür hariç her halime hamdolsun diyor. Bakın diğeri şey, beşeriyette insana dönüşme vesileleri. Gerçek geldi, gitti, hanım dedi, demedi, çocuk oldu, olmadı. İnsanlıkla beşeriyet arasındaki ilişkilerin sebepleri bunlar. Bak, İyi olmanın vurgulamasını yapıyor. Elhamdülillahi ala külli hal, sibel küfrü ve dalal. Küfür ve dalaletten hariç her halime iyi yani hamd ediyor. Hani şükürdür çünkü bu şeydir, imtihan olarak görmüş. Sağlık da imtihandır, hastalık da imtihandır. Evet abi. Baştan okuyayım. Oku. Zaten çok az, tamam. Çok iyi oku. Mesnevi'nin 86, yeniden söyleyeyim. Bilemeyi öğrendiyiz. Tavus kuşu gibi pek güzel bir kuş, yumurtadan çıkar, tekamül eder, semalarda tayarına başlar. Afak alemde şöhret kazandıktan sonra, yerde kalan yumurtasının kabuğu içerisinde, o kuşun güzelliğini, kemalatını, terakkiyatını arayıp bulmak isteyen adamın, almak olduğunda şüphe yoktur. Binaenaleyh, tarihlerin naklettikleri Peygamberimizin bidayet hayatına maddi, sathi, suri bir nazarıyla bakan bir adam, şahsiyet maneviyesini idrak edemez ve derece kıyametine vasıl olamaz. Ancak bidayet-i hayatına ve levazım beşeriyetine ve ahval zahiyesine ince bir kışır, nazik bir kabuk nazarıyla bakılmalıdır ki o kışır içerisinden iki alemin güneşi ve Tuğba gibi Şecere-i Muhammediye çıkmıştır. Ve feyz ilahiyle sulanmış ve fazla Rabbani ile tekamül etmiştir. Ya Miraç'ta tamamlanmış bu tavus kuşu. Binaenaleyh Nebi-i Zişan'ın Mevde-i Hayatına ait ahval-i suriyesinden zayıf bir şey işitildiği zaman üstünde durmamalı, derhal başını kaldırıp etraf alemin neşrettiği nurlara bakmalı. Mahaza, mebde-i hayatına şek ve şüphe ile bakan adam, her halde maslar ile maslar, menba ile makes, zati ile tecelli aralarını fark edemiyor. Yok. Ve bu yüzden şüpheye düşer. Evet, Nebi-i Zişan tecelliyat-i mirayiye-i maslar ve makestir. Maslar ve menba değildir. Çünkü o zat yalnız abittir ve ibadetçe herkesten ileridir. Demek bu kadar görünen terakkiyat, kemalat, onun zati malı değildir. Ancak hariçten verilen Rahman-ı Rahim'in tecellileridir. Evvelce beyan edildiği gibi hiçbir şey bir zerre bile manayı ismiyle mastar olamaz. Ama bir zerre manayı harfiyle semanın yıldızlarına mastar olur. Yalnız gaflet ile o zerrenin mastar olduğu zannıyla bakıldığından sanat ilahiyi tavuti bir tabiata mal ederler. Şimdi burada zaten direkt söyledi. Vücudun beşeriyetini kabuk. Burada o misali verdi. Nazik bir kabuk nazarıyla bakılmalıdır dedi. Bu tavus değil mi? Evet. Bak arkadaşlar, altı çekirdek mi abim? O yumurta. Ha yumurta, şey çekirdek, yumurta. Bak şimdi bu ağaca bakın.
bu çekirdeğe bak, şu yumurta tavusa bak. Şimdi onu orada nasıl bulacaksın? Var mı ya? Abi bir tahtaya gelebilir miyim? Gel ama Bu mühim abi. Gel ama gel. Geleceğim ben. Evet. Şimdi bu gelmek için geldim. Bu kardeşimin dersine şöyle bir şey söylemek, katkıda bulunmak istiyorum abi. Şimdi bakın abi. Şimdi şu çekirdek diyelim. Bu çekirdek diyelim. Tamam mı abi? Veya yumurta diyelim. Tamam mı? Şimdi buradan tavus kuşunun çıktığını düşünün. Diyelim ki şöyle. Ben o kadar teferruatla uğraşamam. Tamam. Şöyle. Tamam mı abi? Şimdi tavus kuşu bunu kırıp tavus kuşu olma gayreti var. Fakat buna baktığınız zaman bunu da göremiyorsunuz. Öyle dedin değil mi en son? Buna bakarak bunun kıymetini de anlayamıyorsun. Ama bunsuz da buna bakamıyorsun. İşte bu kabuk tavus kuşunun çıktığı kabuk değil abi. Bir de Tuğba ağacından bahsetti ya abi. Kökleri yukarıda, ağacın kendisi aşağıda diye. Bir de abi asıl şurada bir kabuk var ki hani mec'ul dediğimiz çekirdeğe aslimiz. Hasan abi şurada bir mec'ul dediğimiz bir çekirdeğe aslimiz var ya. Yani tabiri caizse ana yumurta, büyük yumurta. Tavusu yumurtasız düşünmek, şunsuz düşünmek değil abi. Bunsuz düşünmek mümkün değil. Yani şu, ya bu tavus kuşu, olmadı onu sil abi o. Ya da bu komple tavus kuşu abi. Anlatabildim mi? Demek istedim anlatabildim. Süleyman Aleyhisselam. Anlatabildim mi demek istedim abi? Evet tamam. Yani bir yumurtadan çıkıp, bir yumurtaya girmek diye bir şey yok. Yumurtasız düşünmek zaten mümkün değil abi. Yani bu ana yumurtanın ana çekirdeğin içinde zaten bu. Mevzu bu abi. Mevzu bu abi. Bakın bir daha okur musun orayı? Mecule götürme değil de burada şimdi beşeriyetiyle insanlığını anlatıyor. Diyor ki bak orada bak beşeriyetiyle... Tavus kuşu nedir abi? İnsan. İnsan da insan olması. İnsan Kemal bulmuş. Çekirdeksiz düşünemiyorsunuz peki abi? Yumurtasız düşünemezsiniz. Yumurtasız düşünemiyorsunuz. Düşünemezsiniz. Şimdi o beşeriyetidir diyor çekirdeği. Ahvaline, çarşı içinde örnek verdiği, at mı bayanasında yani alışverişinde, anneden doğmuş. Biraz önce işte anlattım ya, adam televizyona çıkmış. Siz de dersiniz ya abi, Hasan Akar, bir Hasan Akar değil, bir Dellal-ı Kur'an olan Said'in makamında oturan Hasan Akar var. Evet. Bir akrabasıyla, eşiyle, dostuyla ilişkisi olan Hasan Akar var. Evet. Üç tane diyorsunuz. Öyle yani. Hepimiz üç kişiyiz. Üç tane mektubatta geçiyor ya. Evet. Bu konu değil. Anladım. Çünkü o zaman şey olur, dağılır. Anladım. Beşeriyeti yani, anne babası, memleketi, doğduğu tarih, 571, evlatları şu an, çektiği şey, ondan sonra alem-i şehadetteki gerektiği gibi taraktan sihrini çözer, namaz kılar, kalkar, tamam. O da ölür, ölüm ne kadar acısın der. O ben de korkuyorum ama şükreden. Bu onlar hep çekirdek. Yani kain yumurta var. Yani, yumurta mı yani? Evet, yumurta. Bu yumurtası bu. Evet. Tamam. Bir şey sorabilir miyim abi? Evet. Miraç'ta bu kemale tamamlamadınız ama arada kaynadı o. Yani tavus... Başlangıçtan, ilk yaratılıştan, yani Nur-u Muhammedi'den sonraki kemalatın tamamlanışı Miraç'ta mı oldu? Yani Miraç'ta kemal buldu. Ondan sonra yani, bitmiş nihayet... değil. Nihayet olmaz hiçbir zaman. Çünkü insan olmakta olandır. Yani olması bitmez. Mesela Miraç'a gitti, gene geldi. Terakkisi olmadı mı? Devam etti. Mesela cennette Allah'ı göreceksin inşallah. Hı hı. O zaman bitecek mi terakki? Peki gelecek cuma da göreceksin. O zaman önce gördüğünle aynı mı? Değil. Mesela Allah'a cuma günü görülecek diyor Allah Resulü. Tabi işte. Geldik ehilleri tanımıyor. Ondan sonra cennetteki lezzetler
Ege'nin eskisi gibi mi? Necek. Peki devam değişmeyecek misin? İmbisat diyorsunuz değil mi? Değişik ama imbisat cihetinden... İmbisat o da bir değişiklik yani. O bitmez ki. İnkişaf yok ama imbisat var. İnkişafın peki hudut noktaları... Yok ki. Yani üç cihet her daim olacak. Her daim her yerde. Derinlik, okyanusta ol, gemidesin veya suyun üzerine otur. Derinlik, genişlik, yüksek. Her daim olacak. Abi o zaman... Yani ruh, kalp, dimağda devamlı değişken olacaksın. Peki o Miraç'ta Allah Resulü'nü tavus kuşuna misal verdi. İki tane kanadı var. Bir tanesi Refref, bir tanesi de Burak. Yani belirleyerek hala, yani veya çeşitinde tefekkür edelim. Bu miracı orada bitiyor mu? İnsan, peki bu Resulullah çok mu anlatıyor? Bir tane söyle demişti de, Resulullah'a böyle soruyorlar, boncular soruyor yani. Yani böyle bir beşi çok anlatıyor. Ya Resulullah üzerinde insanı anlatıyor. İnsan, sen ne zannettin ya? İki asker varmış, ondan sonra cennetmiş. Hedef gösterdik, hep cennet, cehennem, hedef o. Bu mu yani? İnsan hedefi bu mu? Zaten oradan geldi. Yani bu değil ki ya. Mesela tavus ol. Tavus insanda uygularsak nedir? Ne aklınıza geliyor? Tavus koşu. Hep Resulullah tavus da çekildiğini söylüyor. Yani diyor edepsizlik, saygısızlık, hürmetsizlik, nakıs bakmaman için evet tavus çekirdekten çıktı, yumurtadan çıktı. Ama onu orada arama. Peki ne inan? Efsaf-ı Muhammediye tavustur. Beşeriyeti de çekirdeği olan Ahmet'tir işte. İnsana uygularsak beşeriyetimiz yumurtadır. Bana bildiğimiz kadar insanlığımız da tavustur. Kemal bulmuş. Teheran ediyor. Biraz devam etsin sonra girersin. Biraz da sakla. Sırrı sakla. Burayı okuduk tamam. Çok güzel yani, bir yerler bulmuş. Burayı kabuğu biz burada dediği gibi bir daha orayı söyle. Okuy. Ancak bidayet hayatına ve levazım beşeriyetine ve afal zahiriyesine ince bak, bir... Afal zahiriyesine ve beşeriyetine? İnce bir kışır, nazik bir kabuk nazarıyla bakılmalıdır ki o kışır içerisinden iki alemin güneşi ve Tuğba gibi Şecere-i Muhammediye çıkmıştır. Şimdi bunun hakkındaki tefekkürümüzü okumadık. Okuyalım. Peygamberimizin şahsiyet maneviyesi ancak ve ancak bidayet hayatına, yani hayatının başlangıcına ve levazım beşeriyetine, beşeriyetinin gerekliliklerine ve ahval-i zahiriyesine, zahiri hallerine ince bir kışır, nazik bir kabuk nazarıyla bakılarak görülebilir. Beşeriyet kabuktur. İktiza ettiği haller vardır. Bak demişler, beşeriyet kabuktur bak. Evet. İfade etti ya. Evet, evet. Gördün mü? Nazırı da söylemişti. Evet, çok harika demişti. İktiza ettiği haller vardır. İçinden çıkan tavusu, Tayr-ı Hümayun'u o kabukla değerlendirip ona göre yargılamak olmaz. İkisi de farklı tabiatlara sahip, farklı vazifelerle görevlidir. Vazife darlığımız varsa kabul etmeli, beşeriyetimize bakıp ben layık değilim dememeli, vazifeyi layığıyla yapmaya çalışmalıdır. Evet. Ve başka vazifedarlara da beşeriyet cihetiyle bakıp ben bundan mı istifade edeceğim demeden lübü bulamayıp kışırla meşgul olanlardan olmamalı. Vazifedarlık cihetiyle tavus olanın beşeriyet cihetiyle yumurta olması tabii bir durumdur. Burada bir yine bir söz daha yazdım. Doğmak, yani yumurtayı kırıp çıkmak, yani kabirden çıkmak, suretten mahiyete yol almaktır dedim. Barla Daikası 265. Bu okuyacağımız son yer. İstiyorsan Fır abi söylesen. Yok bir saat oldu zaten. Devam et. Kısa dedim zaten bir saat. Zaman nasıl geçti anlamıyorsun değil mi? Nasıl zaman? Bak kısa dediğim bir saat oldu. Gerçekten mi? Evet. Tamam. Bunu da okuyalım. Çok az yerde geçiyor gerçekten. İşte bu hepsini okumuş olduk. Zaten Gece çok kıymetli şey. Çok yerde olmaz. Evet. Ama şu abi çok... Şey değil mi abi ya, şimdi derse başlamadan önce Harun'la bir mevzu konuşuyorduk da bine gitmek için
bire ulaşmak için, yani miracını tamamlaman için Hasan abi, çekirdeğin serpilmesi olmuyor abi. Tam tersi, mesela siz ne yapıyorsunuz? İçe dönüyorsunuz, enfüse dönüyorsunuz değil mi abi? Enfüse dönerek bire gidiyorsunuz. Bir olana gidiyorsunuz. Her şeyin bir olduğu yere gidiyorsunuz. İçe dönüyorsunuz abi değil mi? Başka bir şey yok. Yok, yok başka yok. Ama o zaman nasıl oluyor abi? O zaman yumurtaya gidiyorsunuz, bire dönerek içe giriyorsunuz. Kabuğa gitmiyorsun ama yumurtanın içine gidiyorsun. Bire gidiyorsun. Yani yumurtanın kabuktan, kabuktan, kabuk sıyrıldığın şey. İçinde oluştular. O embriyo içerideydi. Embriyo çıktı. Kabuk orada hala. Beşeriyet sistemi kabuk. Yani içinden bahsediyorum. Kabuk kısmından bahsediyorum. Kabuğun içinde aslında tavus var. Hmm. Potansiyel bir tavus var ama bu tavus yok içinde. Yani aslında oraya, buraya gidip özünü görüp... Yok Hasan abi dedi ya az önce 18 bin alem ben nasıl bir değerim ki? 18 bin alem bende cem olmuş. Yani o tavus kosu, kuşu 18 bin alemin bütünlüğünü temsil ediyor aslında. Evet. Yani bende de var o. Ama ben ona ulaşmak için içe dönmem lazım. Evet kesin. Ama o içte yumurtaya dönmek değil. Mağara olur. Evet. Ben Mehmet'e de çekildim. Oku abi. Bakayım merak ettim. Bu arada laikası 265. Mesela, harika ve emsalsiz gayet büyük ve gayet zinetli, şark ve garba bir anda uçacak ve şimalden cenübe ulaşan kanatlarını kapayıp açacak, yüz binler nakışlarla tezyin edilmiş, o kanadının her bir tüyünde gayet dahiyane sanatlar derc edilmiş olan bir tavus kuşu farz ediyoruz. Şimdi seyirci iki adam var. Akıl ve kalp kanatlarıyla bu kuşun yüksek meziyetlerine ve harika zinetlerine uçmak istiyorlar. Birisi bu tavus kuşunun vaziyetine ve heykeline ve harikulade bir tüyündeki kudret nakışlarına bakar, gayet aşk ve şevk ile sever. Vakit tefekkürü kısmen bırakır ve aşka yapışır. Fakat görür ki her gün o sevimli nakışlar tahavül ve tebedül eder. Sevdiği ve perestiş ettiği o mahluklar kayboluyor, zeval buluyor. O adam kendini teselli vermek ve aklına sığıştırmadığı vahdet hakikiye ile rubiyet mutlaka ve haydiyeti zatı ile halakiyet-i külliyeye malik bir nakışın bir nakşı sanatıdır demek lazım gelirken o itikad yerine bu tavus kuşunda görür, o kadar âlidir ki onun saniye onun içindedir veya o, o olmuş. Hem o ruh vücudu ile müttehit ve vücudu ise suret-i zahiriyle mümtezik olduğunda o ruhun kemali ve o vücudun yüksekliği bu cilveleri böyle gösterir. Her dakika başka bir nakşi ve ayrı bir hüsnü izhar eder. Hakiki ihtiyarıyla bir icat değil, belki bir cilvedir, bir tezahürdür. Diğer adam der ki, bu mizanlı ve nizamlı gayet sanatkârâne nakışlar, kat'i bir surette bir irade ve ihtiyar ve kast ve meşiyet iktiza eder. İradesiz bir cilve, ihtiyarsız bir tezahür olamaz. Evet, tavusun mahiyeti güzel ve yüksektir. Fakat onun mahiyeti fail olamaz, belki münfaildir. Failiyle hiçbir cihetle iddiat edemez. Ruhu güzel ve âlidir. Fakat mucit ve mutasarrıf değil. Belki ancak mazhar ve medardır. Çünkü her bir tüyünde bilbedahi nihayetsiz bir hikmetle bir sanat ve nihayetsiz bir kudretle bir nakş-ı zinet görünüyor. Bu ise iradesiz ihtiyarsız olamaz. Bu kemal-i kudret içinde kemal-i hikmeti ve kemal-i hikmet içinde kemal-i rubiyeti ve merhameti gösteren sanatlar cilve, cilve milve işi değil. Bu yaldızlı defteri yazan katip içinde olamaz, onunla iddiat edemez. Belki yalnız o defter, o katibin yazı kaleminin ucuyla teması var. Öyleyse o kainat denilen misali tavusun harikulade zihnetleri, tavus harikanın yaldızlı bir mektubudur. Bir dakika, kainat denen misali, Bu mektubun altında kimin imzası var, bakar mısın sen sonra? Kim bu? Ustadımızın imzası. Ustad mı? Bir de okur musun o son okuduğunu bak, son okuduğunu. Bu kemal-i kudret içinde kemal hikmeti ve kemal hikmet içinde kemal-i rubiyeti ve merhameti gösteren sanatlar cilve milve işi değil. Bu yaldızlı defteri yazan katip içinde olamaz, onunla iddiat edemez. Belki yalnız o defter, o katibin yazı kaleminin ucuyla teması var. Öyleyse o kainat denilen misali tavusun harikulade zinetleri, tavus harikanın yaldızlı bir mektubudur. Tavusu kainata benzetti. Evet. Yani bu şeye de bakıyorum yani birazcık. Şimdi gel. Anlamlar abi, falan da kalkıyor değil mi abi? Şimdi gelin de benim dediğime yok deyin abi. Bakın kainat diyor işte. Cilve milve işi değil. Evet ben bir kez söyledim şey ama. Peygamber falan da kalkıyor. Bir daha okuyor. Cilve milve işi değildir diyor. Başlıyor mu? Belki. Yok orası. Belki yalnız o defter, o katibin yazı kaleminin ucuyla teması var. Öyleyse o kitap, o kainat denilen misali tavusun harikulade zinetleri, tavus harikanın yaldızı bir mektubudur.
Devam et bakayım ne diyeceğim. İşte şimdi Tavus'a bak. O mektubu oku. Katibe maşallah, tebarek Allah de. Tebarek Allah, Sübhanallah de. Mektubu katip zanneden veya katibi mektup içinde tahayyül eden veya mektubu hayal tevehüm eden elbette aklını aşk perdesinde saklamış, hakikatin hakiki suretini görmemiş. Vahdetül vücut meşrebine sebebiyet veren aşkın envaından en mühim sebep, aşk-ı dünyadır. Mecazi olan aşk-ı dünya, aşk hakikiye inkılap ettiği zaman vahdet vücuda inkılap eder. Nasıl ki insanlar şahsi bir mahbubu, muhabbet mecaziyle sever, sonra zeval ve fenasını kalbini eleştirmeyen bir aşık, mahbubunu aşk hakikiyle bir beka kazandırmak için, mabut ve mahbub hakikinin bir aynı cemalidir diye kendini teselli eder. Bir hakikate yapışır. Öyle de koca dünyayı ve kainatı heyet mecmuasıyla mahbub ittihaz eder, sonra muhabbet acibi daimi zeval ve firak kamçılarıyla muhabbet hakikiye inkılap ettiği vakit, o çok büyük mahbubunu zeval ve firaktan kurtarmak için vahdet-ül vücut meşrebine iltica eder. Eğer gayet yüksek ve kuvvetli iman sahibi ise Muhyiddin Arabi'nin emsali gibi zatlara zevkli, nurani, makbul bir mertebe olur. Yoksa vartalara düşmek, maddiyata girmek, esbapta boğulmak ihtimali var. Vahdet-i şuhud ise o zararsızdır. Ehl-i safin de yüksek bir meşrebidir. O notun var mı? Hı? Notun var mı? Yok sen... Ha, benim var tabii. Ha onu oku bakalım. Bakayım İyi. Safi kalbinde ne yazmış. Akıl ve kalp kanatları ile mahiyetimize doğru olayıp uçabiliriz. Beşeriyet cihetiyle tavus kuşuna baksak, o timsalin mahiyetinin iktizası ile görünen vücuduna bakıp aşka yapışsak, sanatı perestiş etmekten maşur perestişe döner ve kaybolmasına ve zeval bulmasına ağlar, harap oluruz. O zaman tavusa değil, o tavus halikine nazar edip, o tavusun gittiği yolu izlesek, hakikatin hakiki suretini görür, mecazi olan aşk-ı dünyayı aşk-ı hakikiye inkılap ettirip, vahdet vücuda inkılap ettiririz. Tek yapmamız gereken tavusa bakıp o mektubu okumak. Şimdi burada tavus nedir en son? Ne düşüneceğiz? Yaratılandır. Yaratılanı yaratandan ötürü sevmeye vesiledir. Vazifedarlıktır. Devamlı tekamülde olmaktır. Kabuktan sıyrılınca içeride veya dışarıda gördüğündür. Şahsiyet-i maneviyedir. Deniz zannettiğin bir kap suyun içine düşmeden üstünde dolaşmandır ve daha da yükselmendir. Seni bir kap suyun geldiği asıl denize götürendir. Tayyip-i Hümayun'dur. Sübhaneke la ilme lana illa ma 'allamtena inneke entel alimul hakim. Vahide ve elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Konuşma demek oluyor abi. Yani ben anlatabiliyor muyum kendimi bilmiyorum ama abi. Anlatma kendini. Oraya gelince anlatma. Yok ama abi o. Yani cilve mülve değil. Orada taayyum ve teşahhüs var ama. Oraya gelince duruyor. Evet. Tamam. Ama misali tavus kainatta dedi. Kainat işte biliyorsunuz insan. Kainat insan Kur'an. Aynı ya. Şirin hılkat başka. Evet hadi bakalım. Thank you.